Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulundu. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen atanmasının yanında 5 bin sözleşmeli personel alınacağı müjdesini vererek okulların ne zaman kapanacağını da açıkladı. Bakan Özer açıklamasında yaşanan bu gecikmelere rağmen eğitim ve öğretimi 16 Haziran'da sona erdireceğiz ifadelerini kullandı. Yine buradaki eğitim öğretimin normalleşmesi ile ilgili geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız son yılların tek seferde en yüksek öğretmen ataması müjdesini verdi. 45 bin öğretmen. Süreci başlattık. İnşallah bu öğretmenlerin de büyük bir kısmını bölgedeki öğretmen ihtiyaçlarımızı karşılamak, burayı tekrar ayağa kaldırmak için kullanacağız. Yine Milli Eğitim Bakanlığı ilk kez 5000'e yakın sözleşmeli personel alacak. 4250 büro personeli, 100 mühendis, 500 hemşire, 125 diyetisyen ve 25 avukat. Bununla ilgili süreçte başladı. İnşallah Nisan ayı içerisinde bu süreç nihayetlenmiş olacak. Buradaki sözleşmeli personelimiz de inşallah ağırlıklı olarak bölgenin Hatay'ımızın, Malatya'mızın, Adıyaman'ımızın, Kahramanmaraş'ımızın, bölgelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacağız. Buradan önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran tarihi itibariyle sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız. Yani bu gecikmelere rağmen eğitim öğretimi 16 Haziran tarihinde sona erdireceğiz. Ama yazın daha sonra açıklayacağımız kayıpların telafisi ile ilgili takviye edici eğitim programlarıyla öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.